altından muhakeme edemez. Şu kitabı topladılar. Sebep ne biliyor musun? Çanakkale harpleri hakkındaki mütalaamdan. Diyorum ki, açıp okuyabilirim de zaman alır. Diyorum ki, Çanakkale harbi Mehmetlik için Cumhuriyet'e karşıdır diyor. Ben İslamiyet Cumhuriyeti reddetmiyor ki İslamiyet Cumhuriyet'e karşı olayım. Ama bir idarenin bir vasfına karşı olabilirim. O ayrı bir meseledir. Bir şeyin bir vasfına karşı olmak onu reddetmek değildir. Bunlar bu kitap çıktığı zaman da ulusla öyle dediler. İsmet Paşa'ya karşı olmak, Lozan'a karşı olmak İsmet Paşa'ya karşı olmaktır. İsmet Paşa'ya karşı olmak Atatürk'e karşı olmaktır. Atatürk'e karşı olmak Cumhuriyet'e karşı olmaktır. Vay yobaz vay. Bunun hakkında 15 gün ulusla yazı çıktı. Mahiyeti bu. Bunlar slogan adamları, mevsimleri geçmiş. Peki isterseniz gıyabında evet. biz bu kitap toplatıldığı zaman burada diyorum ki Çanakkale Harbi'nde kahraman Mehmetçik'tir. Subayların kahramanlığı konuşulamaz. Bir müdafaa harbi. Bugünkü gibi uçak yok, arkana gelsin indirme yapsın. Sen siperdesin. 300 bin adam yığıyorsun oraya. 253 bin cephede, 150 bin hastanede zayiat veriyorsun. Düşmanın vazı. Bak Kıbrıs harekatı Çanakkale'den büyüktür. Neden? Düşman siperde, sen açıktan geliyorsun. Askeri bakımdan ben subay değilim. Ama harp tarihi okumuş bir adamım. Çanakkale'de müttefiklerin durumu müşküldür. İtirafçıların durumu müşküldür. Biz siperdeyiz. Herif daracık bir sudan geçecek. Sen 400 bin zayiatla bunu. Adamsız Türkiye'yi kurtarsan ne ifade eder? Bütün Türk milleti ölsün ama sonunda kumandan galip gelsin. Bu bir değer midir? Peki isterseniz bunu hiçbir burada... kumandana orada kahramanlık izafe edilemez. Peki bu son cümlemiz olsun. Filistin meselesi. Ama bitmedi ki mesele. Ordinarius, hukuk profesörü. Diyor ki Atatürk'e sahtekar diyor. Ve ne diyorum? Oradaki subaylardan birine kahraman demek sahtekarlıktır. Çünkü subayların oradaki tutumu hatalıdır. Mehmetçik'tir orada kahraman olan. Bu kadar zayiatla bir harp kazanmak şeref değildir o subaylara. Sonraki duruma bakarak eğer Yunan Harbi'ni kazanmasaydı Mustafa Kemal Paşa, acaba Çanakkale'de ona kahraman diyecekler miydi diyorsunuz. Buna hakkınız yok. Cevap vermeyebilirsin dedi. Vermiyorum dedim. Hemen zapta yazmaya başladı. Bu nasıl mahkeme ki? Sükutumu zapta geçiyorsun. Bu Kemalistler böyle mutaassıptır. Evvela adam olun. Karşınızdakinin fikrine saygı duyun. Bir adam Kemalist olmasa, hatta cumhuriyetçi olmasa ekmek vermesin mi fırınlar? Bu nasıl insanlık anlayışıdır? Benim ecdadım gayri dinden milyonlarca insana asırlarca tahammül etmiş, mevki vermiş.